Kanlı Ankara saldırısını gerçekleştiren terörist için kurulan taziye çadırını ziyaret ederek tepki çeken HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Hezer'in daha önce bir başka teröristin cenazesine katıldığı, kardeşinin de yine güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü olarak ele geçirildiği belirlendi. Tuğba Hezer, HDP Van Milletvekili. Son olarak Kanlı Ankara eylemini gerçekleştiren terörist için kurulan taziye çadırını ziyaret etmesiyle gündeme geldi. Kamuoyunun tepkisini çeken HDP Van Milletvekilinin teröristleri sahiplenen bu davranışının ilk olmadığı ortaya çıktı. Van Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer hakkında soruşturma başlattı. Anayasanın 83. maddesine göre Hezer hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için meclise yazı gönderilecek. Büyük Türk milletinin önünde namusum ve şerefim üzerinde and içerim. Terörist Abdülbaki Sömer için kurulan taziye çadırını ziyaret etmesiyle tepki çeken HDP'li vekilin ilk vukuatının ise bu olmadığı belirlendi. Hezer'in daha önce de PKK'lı bir teröristin cenazesine katılıp tabutunu taşıdığı ortaya çıktı. Tunceli Nazımiye'de 27 Ağustos 2015'te güvenlik güçlerine saldıran PKK'lılardan 3'ü öldürüldü. Destan Rüstem Kod adlı Sıdıka Yıldız da o teröristler arasındaydı. Tuğba Hezer'in 2 Eylül'de Van'da PKK'lı terörist için düzenlenen cenaze törenine katıldığı tespit edildi. Hezer'in aile mensuplarının da terör örgütleriyle ilişkili olduğu ortaya çıktı. HDP'li vekilin erkek kardeşi Musa Kasım Hezer'in güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada ölü ele geçirildiği belirlendi. Tuğba Hezer'in kız kardeşi Hatice Hezer'in YPG-PYD saflarında Suriye'de savaştığı da istihbarat raporlarına yansıdı. HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer hakkında halen devam eden iki ayrı soruşturma bulunuyor.